Şazip bu kez haddini aşıp çok büyük bir adım attı ve sen onu ders vermek yerine gitmesine izin mi verdin? Başka ne yapabilirdim ki? Onu durdurman gerekirdi. Buraya kalma niyetiyle gelmedi ki. Sadece evliliği konusunda bizi basitçe bilgilendirmeye geldi. Tamam, Şazip gitti ve İsa ile evlendi. Peki? Peki ya biz? Hı? Eniştemle Samira ile evliliğimiz hakkında nasıl konuşacaksın? Bunu hiç düşündün mü? Lütfen söyler misin? Ne düşünmeliyim? Mesela şu anda hiçbir şey dinlemek istemiyorum. Ferhan isteksizce bana Nisar'ın artık bizimle böyle bir bağ kuramayacaklarını söylediğini açıkça bildirdi. Ama merak etme. Şundan eminim ki Ferhan'ı bir şekilde ikna edeceğim. Sonra o da Nisar'ı ikna edecek. Acele et anne. Yoksa Şazip'le kendim uğraşacağım. Ben hallederim. Şazip. Bu evin herhangi bir üyesinden ne ablanın ne de oğullarının adını duymak istemiyorum artık. Ama Nisar Bey... Söyleyeceklerimi çok dikkatli dinle. Ne bir daha sen oraya gideceksin ne de onlar buraya gelecek. Bunu yaparsan sonuçlarına hazırlıklı ol. Onlarla akrabalığımız sona erdi. Sadece bugünlük istediğini al. Çünkü bu evin kapıları itaatsiz birine bir daha açılmayacak. Yemek yedin mi? Buraya gel. Yemek istemiyorum. Gel. Ali abi, bir şey yemek istemiyorum. Gel, hadi. Taco. Beni öldürtmek mi istiyorsun yoksa yiyecek misin? Hayır abi, hepsini yiyeceğim ama biliyor musun? Dünyanın en iyi abisisin. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bunlar tamam. Gerçekten çok lezzetli görünüyor abi. Bir şey olmayacak. Ye hadi, acele et. Acele et. Tamam, önce sen ye. Nasıl? Şşşş.
Yavaş. Ya, çok lezzetli. Beğendin sağ ol mi? Abi. İyi ki sebze yemeği hepsini yemedik. Hepsini odama götürüyorum. Sana hiçbir şey vermiyorum. Çekil. Bizi aşağılamak için böyle bir şey yapacağın aklımın ucundan bile geçmezdi. Özellikle hayatımın en mutlu gününü yaşadığım sırada bizi küçük düşürdün. Abimin elleriyle öldürülmeyi umursamam. Ama ben öldükten sonra ne olacak? Anneme ne olacak? Onlar için daha fazla zorluk çıkarmamalıyım. Abim benim günahımın cezasını çekemez. Cezamı kendim kesmeliyim. İsra! Ne yapıyorsun? Bırak onu! Bırak beni! Bırak! Ne yap? Bırak! İsra! Bırak! İsra! Bırak! İsra ne yapıyorsun? Git. Delirdin mi? Kendimi öldüreceğim! Bırak. Bırak beni! İsra! Delirme! Buna asla engel olamazsın! Bırak beni! Bırak! Ne yapıyorsun? O zaman ilk beni öldür! Senden kendine nefret ediyorum! Kendine zarar veremezsin! Nefret ediyorum! Bırak beni! Benden ömür boyu nefret edebilirsin. Ama bunu yapamazsın. Hayır, gel yaparım. Buraya. İsra, delirdin mi sen? Neden ölmek istiyorsun? Çünkü benim hayatımı cehenneme çevirdin Şazip. Bu hayatı yaşamak istemiyorum. Beni evlenmeye zorladın. Bana silah zoruyla imza attırdın. Kendini kahraman mı sanıyorsun? En büyük hatayı senin hayatını kurtararak eğer yaptım. Eğer ölmemi istiyorsan o zaman neden beni durdurdun? Ölmeme izin verseydin. Üzüldüğüm şey de bu zaten. Niye sana engel oldum? Aslında bunların hiçbiri senin hatan değil. Asıl suçlu olan kişi ben. Senin gibi bir adama aşık oldum. Sana aşık olduğum için kendimden nefret etmeye başladım. Senin yüzünden kendimden nefret ediyorum. Bak farkındayım. Artık babanı kaybettin. Ve tüm ailen bunun için seni suçluyor. Bunu hiç istemezdim. Masumiyetini kanıtlayacağım. Ama bana zaman ver. Bu boş sözlerinle ilgilenmiyorum ve sana da hiç inanmıyorum. Ne istiyorsun? Bana vurmak mı? Peki madem. Vur. Ne istersen yap. Sana neden vurayım ki? Suçlu olan benim. Seni sevmenin cezasını kendime keseceğim. Ve sen de hayatının geri kalanında kaybın için pişman ol, tamam mı? Yanılıyorsun. Sen gittikten sonra pişman olmakla kalmam. Kendine zarar vermeye kalkarsan bil ki burayı bir değil iki ceset terk edecek. Vasiyet bırakacağım.
Mezarlarımızın yan yana olması için. Seni terk etmeyeceğim. Bana işkence ederek iyi hissediyorsan, işkence etmeye devam et. Huzurun benim için daha önemli. Düğün olmasa bile Bakar amcanın ölümüne çok üzüldüm. Bu yüzden geldim. Geldiğin iyi oldu. Gelip gelmemekte kararsızdım. Çünkü benim buraya gelmemi isteyip istemediğinden hiç emin değildim. Niye böyle düşünüyorsun? Bence senin önünde utanması gereken biziz. Kendi düğününden gelin olmadan dönmek zorunda kaldın. Bunun için utanıyorum. Dürüst olmak gerekirse senden kişisel olarak özür dileyecek yüz bulamadım doğrusu. İyi ki buraya geldin. Lütfen bizi affet. Abi ne yapıyorsun? Lütfen böyle yapma, beni utandırıyorsun. Buraya Sabah teyzeyi sormaya geldim. Biliyorsun annem seninle görüşmeyi istemiyor. Herhangi bir tepki vermeden o gün törenden geri döndüğün için gerçekten minnettarız. Minnettar olacak bir şey yok. Canımı yakan şey Hamad abiyle planlarımızın işe yaramamış olması ve o adamın kazanması. Bu arada bir şey öğrenebilirim. Haris lütfen, ben daha fazla konuşmak istemiyorum. Anlayabiliyorum. Bu olay seni çok kırmış. Ama bir çözüm bulmamız gerek. Bunun için hiçbir çözüm yok. Seni anlıyorum. İsra senin kanından. Ama Şazi böyle bir şey yapmamalıydı. O gün babanın cenazesinde kendini kontrol etme şeklin başarılıydı. Senin yerinde olsam onu orada öldürürdüm. Ama belli ki bunu kız kardeşin... O benim kardeşim değil. Onunla hiçbir bağım yok. O bizim için öldü. Ben özür dilerim. Haris, bu meseleyi burada kapatsak iyi olur lütfen. Hamad bütün bu olanları unutmaya çalışıyor ama birileri tekrar hatırlatmaya devam ediyor. Benim yüzümden incindiyseniz çok üzgünüm. Acı. Acı çok basit kalır. Bu durum dayanılmaz hale geliyor. Acını anlıyorum.
Nereye gidiyorsun? Seninle aynı odada kalamam. Benimle yaşamak istemiyor musun? Bir an için bile. Senin yüzüne her baktığımda babamın katilini görüyorum. Beni buraya getirdiğinde kazandığını zannediyordun, değil mi? Bu ev senin yenilgine tanık olunca çok eğlenceli olacak. Seni öyle küçük düşüreceğim ki bu yenilgiyi kendin kabul edeceksin. Her şeyini kaybetmiş bir kişi daha fazla yenilmez. Eğer hala bunu senin önünde kabul etmemi istiyorsan beni iyi dinle. Kalbim, egom, gururum hepsi senin önünde pes etti. Aa, müthiş. Gerçekten nasıl konuşacağını biliyorsun. Zaten bu sözlerinle beni kandırdın. Bu senin düşüncen. Ne ben değiştim ne de aşkım. Sadece senin duyguların değişti. Sen burada yat, ben içeri geçeceğim. Bütün bunları daha önce yapmalıydın. Niye bana söyletiyorsun? Karakterime inancım tam. Buna gerek duymadım. Hayır, hayır, hayır. Sen karakterinle gurur duyabilirsin. Ama ben sana güvenmiyorum. O yüzden buradan gitsen daha iyi olur. Git. Thank you.
Hamat akşam yemeği yiyecek misin diye sordu. Canım şu an aç değilim. Aç değilsin, havanda değilsin, bazen de iyi değilsin. Her zaman bir bahanen oluyor değil mi? Neden beni kızdırmak için bahaneler uydurduğunu söylemiyorsun? Hamat beni sürekli sana göndermeye devam ediyor ve sen de her zaman usanmadan beni reddetmeyi seçiyorsun. Benim için endişelenmene gerek yok canım. Ben acıktığımda gelip yemeğimi yerim. Yersin tabii, peki Hamat? Bana her dakika annesinin yemek yiyip yemediğini soran oğlunu hiç düşünmüyor musun sen? Tamam, ben Hamad'a seni rahatsız etmemesini söylerim. Vay, çok haklısın. Bu şekilde masum olduğunu kanıtlayacaksın ve Hamat sana bir şey söylediğimi sanacak. Bu beni küçük düşürmek için iyi bir yol. Neden sadece güzelce yemeğini yemeyi kabul etmiyorsun? Eğer aç değilsem o zaman nasıl yemek yiyebilirim ki? Kızının resmine bakmaya devam ettiğinde gerçekten acıkacağını mı sanıyorsun sen? Ben yemek yemeye gidiyorum, istediğini yap. Neden buraya geldin? Hamat'la konuşmaya geldim. Niye? Ne diyeceksin? Bu olanlardan ders almadın mı? Babam hayatını kaybetti ve sen hala buraya mı geliyorsun? Lütfen onlara geldiğimi söyler misin? Üzgünüm. Şu anda bunu yapamam. Lütfen hemen buradan gider misin? Onlarla konuşmam gerek. İsra'nın masum olduğunu onlara söyleyeceğim. Kimin suçlu ya da kimin masum olduğu bu olanlardan sonra kesinlikle bizi ilgilendirmiyor. Bizi yalnız bıraksan çok daha iyi olacak. Hamat seni öldürecek. Lütfen buradan gider misin? Git artık lütfen. Lütfen. Hayır dedim. Neden geldin? Buna nasıl cüret edersin? Çok üzgün olduğunu biliyorum. Gerçekler için geldim. Asıl gerçek şu ki bizi küçük düşürdükten sonra bile sadece benimle dalga geçmek için karşıma çıkmaya devam ediyorsun. İstersen beni öldür. Ama İsra'nın suçu olmadığını söylemek istiyorum. Suçlu benim. Sen misin? Suçlu sensen.
Sana yalvarıyorum. Allah aşkına bir daha buraya gelme. İsra masum. Lütfen affedin. Kaybol buradan. Eğer seni bir daha bu evin yakınlarında görürsem... Hamat içeri gir. Hadi Hamat. Ne oldu? Hiçbir şey, soru yok. Nasılsın? Kimsin? Nimra ben. Dinliyorum. Neden İsrail'e evlendin? Neden onu seçtin? Çünkü kalbim İsra'nındı. Seninle evlenmeyi hayal ediyordum. Ondan ayrıl. Boşa onu. Yine de seni kabul ederim. Neden aradın? Neden konuşuyoruz? Dalga mı geçiyorsun? Mecbur bırakıyorsun. İsra'yı özel yapan ne? Bana hakaret ettiğin için seni daha mı çok seviyor? Hayır. O beni sevmiyor. Ama ben onu seviyorum.
Sevmek emek ister. Sözle olmaz. O seni benden daha çok sevemez. Kimse İsra'yı benden daha çok sevemez. Beni bir daha arama. Seni hep... hep arayacağım. Sevmiyor. Ama ben onu seviyorum. Madem böyle sevgi dolu kuzenin var, neden beni buraya getirdin? Neden kandırdın? Çünkü o sen değil. Ben nesne değilim. Gücünle bana sahip olamazsın. Seni isteyen biri var. Bütün hazırlıklarınız da tamamlanmıştı. Ama sen beni karanlığa ittin. Her şey hazırken Şazip, neden gitmeme izin vermedin? Karanlığa itmedim. Senden sır sakladım. Çünkü bu yüzden endişelenmeni istemedim. Zaten bir sorunun vardı, perişan olmuştun. Sırf bu yüzden. Perişan oldum. Ama ölmedim. Bu açıklamaların hiçbiri dürüstlüğünü kanıtlayamaz. Bunu sana bir tek zaman kanıtlar. Zamana bıraktım. Sana güvenmiyorum. O zamanı beklemiyorum. Bir daha güvenirsen, sana asla zarar vermek istemediğimi bil. Bir yalancıya tekrar tekrar güvenilemez. Abim arıyor. Alo? Abi, bugün beni arayacağından adım gibi emindim. Çünkü bu kadar uzun süre bana kızgın kalamazsın.
Beni evden hiç kimse arayıp sormasa da ben senin arayacağından kesinlikle emindim. Merak ettiğimi mi sanıyorsun? Bu imkansız. Annem araya girip Şazib'in hayatını kurtardığı için şükretmelisin. Ama İsra, eğer Şazib tekrar bu eve adımını atacak olursa onun cesedini bulursun. Bunu söylediğimi ona anlat. Ne oldu? Hiçbir şey. İyiyim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.